Denzel Mende'nin işi Namibya'nın başkenti Windhoek civarında eczanelere ilaç teslimatı yapmak. Trafik sıkışıklığına takılmamak için ülkenin en hızlı elektrikli bisikletlerinden birini kullanıyor. Değerli paketlerinin tam vaktinde ulaşması gerekiyor. Elektrikli bisiklet kullanmak çok kolay. İşe başladığımda eski bir bisiklet vardı ve o bisikletle çok efor sarf etmem gerekiyordu. Bu bisiklet işimi yapma gücü veriyor. Burada her şeyi her zaman daha kolay yapıyorum. Elektrikli bisikletler önceleri Namibya yollarında çok ender görülürdü. 2014'te Marita ve Bernard Walter elektrikli ulaşımı ülkede tanıtmaya başladı. Sun Cycles adlı firmalarının merkezi Windhoek'a yakın bir evin arka bahçesinde dönüştürülmüş bir konteyner içinde. Firma Namibya'da aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonları da kuruyor. Bizim öncelikli hedefimiz özellikle düşük gelirli insanlara ve aynı zamanda özel müşterilere, sağlık görevlilerine, anaokulu öğretmenlerine ve normal bisiklet kullanmanın zor olduğu ve otomobilin yerine başka bir aracın kullanılabileceği yerlerde alternatif ve daha sürdürülebilir bir ulaşım biçimi sunmak. Şu anda 100'ün üzerinde elektrikli bisiklet yollarda. Bazıları Salambala Doğal Koruma Alanı'nda da kullanılıyor. Bu doğal rezerv bölgesi Namibya'nın kuzeydoğusunda Chobe Nehri'nin Botswana ile doğal sınır oluşturduğu yerde bulunuyor. Bu bölge turistlerin yanı sıra ne yazık ki et ve fil dişi avcılarını da çeken bir yer. Uzun bir süre park korucuları bölgeyi normal bir bisikletle turlamak zorundaydı. Ama bağışlar sayesinde 8 elektrikli bisiklet aldılar ve işleri oldukça kolaylaştı. Normal bir günde çalılıklar arasında 20-25 kilometre bisiklet kullanıyorlar. Elektrikli bisikletler biz koruculara devriyeler konusunda çok yardımcı oldu. Bu doğal park yaya devriyeler için çok büyük. Korucular bisikletlerini otomobile bile değişmiyor. Elektrikli bisikletler belki 4x4'ler kadar güçlü değil ancak çok amaçlı olarak kullanılabiliyorlar. Bitmemesi için piller 60 kilometrede bir şarj ediliyor. Normalde insanları arabadan vazgeçirip bisiklete yönlendirmek zordur. Ancak Salambala Doğal Parkı görevlileri hallerinden memnun. Öyle ki yakında tüm koruculara elektrikli bisiklet alınacak.